Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir yaz günündeyiz Ayvalık Küçükköy'e. Bu yanımda gördüğünüz yeni Jeep Compass e-hibritle birlikte geldik. Gerçekten çok keyifli bir yolculuktu. Bir dışarıdan yeni Jeep Compass'ı tanıyalım. Ön kısmına baktığımızda Jeep'in 7 bölmeli ikonik ızgarasını görüyoruz. Yenilenmiş bir detay, güzel böyle çerçeveleriyle ve tabii ki yeni LED farlarıyla. Zaten Jeep Compass görünümüyle, heybetiyle oldukça dikkat çeken bir model. Fotoğrafını koyduğumda, paylaştığımda hemen Instagram'dan bana geri dönüşler de başladı. Bu da S-Limited olan üst versiyonu. Öyle olunca da yok hem iç detayında hem dış tasarım detayında kendine özel detayları barındıran dikkat çekici bir C-SUV modeli Jeep Compass. Zaten 19 inç alaşımlı jantları da oldukça dikkat çekici değil mi? Siyah rengiyle yine bu çamurluk detayı siyah, yan aynalar siyah, tavan barları siyah. Çok havalı bir görünüme sahip olmuş, bütünleşmiş. Ama yine S-Limited'e özel çift renk opsiyonları da var. Çok tatlı bir mavi rengi var mesela, kırmızısı var. Farklı farklı seçenekleri çift renkli olarak sunuyor. Ama benim gönlüm siyahtan yana. Her ne kadar kolay kirlense de. Yandan baktığımızda aracın modelini görüyoruz. Compass ön kapının üzerinde yazıyor. Arkaya doğru aracın biraz böyle kupe bir forma sahip olduğunu, onun da sportif çizgileri vurguladığını tasarımdan anlıyoruz. Bakalım içeride baş mesafesi olarak arkada nasıl bir geniş alan var, hep birlikte göreceğiz. Hemen aracın arkasına geçelim. Jeep Compass'ın arka kısmı da önü kadar dikkat çekici. Yenilenmiş LED farları bagajla ortadan ikiye ayrılmış. Ve yine siyah Jeep yazısı ve hibrit olduğu için yeşille dikkat çeken e-Torque logosuyla versiyonu gösteren S harfi de yine bagaj kapağının üstünde bulunuyor. Versiyonundan, daha doğrusu donanımından dolayı oldukça teknolojik detaylara sahip yeni Jeep Compass. S-Limited. Anahtarsız olarak aracımızı çalıştırabiliyoruz. Aracımızı anahtarsız giriş yapabiliyoruz ve yine eller serbest özelliğiyle otomatik olarak bagaj kapağını açabiliyoruz ya da dilersek anahtardan iki kere bastığımızda bagaj kapağımız açılıyor ve bizi tam 428 litre büyüklüğünde bir bagaj bekliyor. Bir C-SUV'de 428 litre yeterli mi diye sorarsanız bence biraz daha büyük olabilirdi artık. Çünkü segmentler gitgide genişliyor, büyüyor. Dolayısıyla benim beklentim bir tık daha üzerinde. Bu arada hep alışmışız hani buralarda düğmeleri aramaya. Kapatmak için şu yandaki tuşa basmanız gerekiyor. Özellikle AVM'lere girdiğimde biraz sıkıntı yaşıyorum. Çünkü güvenlik görevlileri bir türlü bulamıyorlar. Bu sefer elle kapatmaya çalışıyorlar. Aman yapmayın diyorum. Amortisörü bozulmasın. Dolayısıyla burada alışmanız gereken bir detay da mevcut. Bagajı da gördüğümüze göre şimdi biraz da arka koltuğa bakalım. Bizi nasıl bir yaşam bekliyor. Kapının açılışını görüyorsunuz. Tam 90 derece değil ama yine de fena değil. Çocuk koltukları rahatlıkla yerleşebilir ve kapının marşpiyerleri de olduğu için üstümüz çamur olmadan kışın araca binebiliriz. Evet, arka kısma geçtim. Gördüğünüz gibi ben 1.73 boyundayım. Zaten öndeki koltuk da benim sürücü ayarlarıma göre düzenlendi. Dolayısıyla diz mesafesinin oldukça geniş olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu şekilde neredeyse bir karış bir diz mesafesi var. Ortada hafif bir tümsek bulunmakta ama bir Type-C bir normal USB girişi var ve aynı zamanda da burada 12 voltluk bir güç ünitesi var. Yani aslında şarj alanları açısından bonkör diyebiliriz ve burada yine havalandırmamız mevcut. Arkadaki yolcular da bu versiyonda S-Limited
limited versiyonda oldukça düşünülmüş. Koltuklarımız deri. Ön koltuğun arkasında bir cep bulunuyor. Kapı içlerine baktığımızda sert plastik, biraz daha yumuşak olmasını beklerdim açıkçası. Ama bu alüminyum detaylar ve saklama alanı açısından fena değil. Yine S-Limited'e özel bir ses sistemi olduğunu da eklemek istiyorum. Boy olarak da fena değil. Ben dediğim gibi 1.73 boyundayım ama 1.84 boyundaki kuzenim bindiğinde Ayça abla dedi benim birazcık sınırlarımı arka koltuk zorladı dedi açıkçası. O yüzden yine çok uzun boylular varsa arkaya oturacak test etmenizde fayda var. Araç basmıyor. Böyle kübik bir yapısı var ve tavanın açık renk olması, zaten kocaman da bir sunroofunuz var, içeriği daha da ferah kılıyor. Kupe görünümünden dolayı dikkat ederseniz camlarımız birazcık hani böyle kısa. Ama bu içerideki detaylar, sunroof, cam tavan özelliği ve açık döşemelerin olması içeriği çok daha ferah kılmış. Bir de şöyle biraz uzaklaşıyorum. Şöyle ortadaki konsolu da göstermek istiyorum. Hem bagajla bağlantınızı sağlıyor, arkadan bir ihtiyacınız varsa rahatlıkla alabiliyorsunuz. Hem de kahvelerinizi koyup İki kişi çok rahat Jeep Compass'la seyahat edebilirsiniz. Gerektiğinde ortaya 3 kişi de sığabilir. Aslında tam olarak bir C SUV'den ziyade B Plus büyüklük olarak da bana geldi Jeep Compass. Belki yeni neslinde çok daha büyük olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, sizleri daha bekletmeden ön kısma geçip sürüşe başlamak istiyorum. S-Limited versiyon yeni Jeep Compass'ın içindeyiz. Zaten siyah ağırlıklı döşemeler, dikiş detayları onun S-Limited olduğunu bizlere vurguluyor. Ve şu an klimadan başka ses duymuyorsunuz. Bir de uyarı sesleri. İkinci kez bastığımda da aracım çalışıyor. Ama elektrikli de çalışıyor. Çünkü bu hibrit araç. Sessizliği çok güzel. Birazdan benzinli motora geçecek ama ilk çalıştırma, ilk saniyeler böyle sessiz başlıyor. Evet, ön konsola baktığımızda tablet görünümlü bir multimedya ekranı bulunuyor. Oldukça efektif, hemen Apple CarPlay'ini bağlayabiliyorsun. Aynı zamanda da dokunmatik ekranıyla da yönetebiliyorsunuz. Ama yine de müzik sesi, klima düğmesi, burada gördüğünüz gibi manuel. Bunu da seviyorum. Dilerseniz buradan, dilerseniz de aşağıdan yine sistemi yönetebiliyorsunuz. Tabi direksiyondan da yine multimedyayı kontrol edebiliyorsunuz. Teknoloji hani geliştikçe bazen güzel ama aracı kullandığınızda bu tuşların manuel olması kolaylık sağlıyor. Onun dışında yine yeni bir özellik olarak kablosuz şarj alanı gelmiş şuraya. Yine her iki tip hem Type-C hem de USB şeklinde şarj alanları da mevcut. Her çeşit ihtiyacı cevap veriyor. Aynı arkada olduğu gibi. Vites topuzumuz biraz eski tip, daha modern olabilirdi ama yanında yine elektrikli el freni bulunmakta. Tuşlar biraz fazla gibi gözükse de inanın hani çok kolay adapte oluyorsunuz, kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Direksiyonumuz da yeni, bence oldukça şık ve deri. Kullanımı da basit. Ben bir de şu sürüş ekranını çok beğendim, dijital. Kendiniz buradan ihtiyacınıza göre, görmek istediğiniz detaylara göre tabloları şekillendirip kişiselleştirebiliyorsunuz. Özellikle grafik detayları ve renkleri oldukça başarılı. Aracın koltukları da yine S-Limited'e özel deri ve dikiş detaylı ve elektrikli ve çok rahat. Dediğim gibi sürüşte bunu detaylara değineceğim. Ama genel anlamda hani malzeme kalitesi, algısı güzel. Ön kapıların yine derileri daha yumuşak. Arkası biliyorsunuz sertti ama burada kalite algısı oldukça yükselmiş. Bir de aracım çok yeni, çok yeni test aldım. Gördüğünüz gibi hala böyle çıkarılmamış. Daha üzerinde ambalajları. O yüzden böyle bir aracı da test etmek çok keyifli. Bu arada arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı yapın. Beğenin, paylaşın. Çok mutlu olurum. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Artık sürüşe geçiyoruz.
Jeep Kompas hibritle sürüşe de geçtik. Size küçük köyden seslenmiştim. Şimdi de yola çıktık ve Erde'ye doğru ilerliyoruz. Yanımda da sevgili kuzenim Sibel. Birlikte 2-3 günlük bir tatil kaçamağı yaptık Sarımsaklı'da. Sibel'in de ilk kamera deneyimi olacak. Hoş geldin Sibel. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Erciciğim. Ben sürüşle ilgili detayları vermeden önce hemen sana bir sorayım. Sence yolculuğumuz nasıl geçti Jeep Kompas'la? Ben çok keyif aldım. Gerçekten rahatlığı, konforu, görsel olarak da beni çok tatmin etti. Yani çok beğendim. Hem dış görünümünü beğendin, aynen, hem de içinde rahat ettin. Aynen, kesinlikle. Sibel yolcu koltuğunda gayet böyle keyfini sürdü arkadaşlar. Aynen. Ben direksiyon başında ama çok da uzun mesafe, yani bir 4 saatlik yol aldık değil mi? Evet, 4 saat. Ama gerçekten ben kullanırken yorulmadım. Koltuğu, direksiyonu, sürüş keyfi ve teknolojiler açısından. Sibel de yan tarafta rahat gayet etti. Gayet keyfimi. Klima çok iyi çalışıyor değil mi Sibel bu arada? Performans olarak. O plajdan çıktığımızda, havanın sıcaklığında, evet, hemen soğutması, seni ferahlatması çok büyük bir nimet. Nimet, evet. Çünkü yaz aylarında biliyorsunuz, evet, bir de deri koltuk arkadaşlar, hani anında böyle soğutmasa, soğutmaya geçmese çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şahsen biz rahat ettik. İşte böyle durumlarda zaten aracın teknolojisini ve konforunu anlıyorsunuz. Konfor konusunda gerçekten direksiyonun hissiyatı uzun yolda ve şehir içinde, böyle çok çok yumuşak bir direksiyon değil, ben şahsen seviyorum. Aynı zamanda koltuğun bizi kavraması dönüşlerde çok rahat ve süspansiyon özellikleri. Şimdi frene bastığımda da aynı şekilde, hiç böyle sert fren yaptın mı? Hayır, yapmadım. Çok güzel sönümleniyor. Evet. Hani dur kalk trafiklerde ve aynı zamanda da süspansiyon. Şimdi bazı işte Sarımsaklı'nın işte Küçükköy'e giderken falan yollar gerçekten çok bozuktu. İnşaat halinde böyle toprak yollar vardı. Sanki bildiğiniz arazide kullanıyorum. 19 inç lastiklerimle ve süspansiyon sistemiyle gerçekten bize minimize o kadar etti ki, yani kompanse etti. Neredeyse hissetmedik o yolların, çukurların, tümseklerin fazlalığını, böyle hafif yalpalanarak çok gittik. Çok sarsmaması çok güzel bir şey. Evet, yani o yumuşaklığı, orta bir yumuşaklığı var, hatta orta yumuşak diyeceğim, yani sert değil. Çok çok iyi yani. Evet. Şimdi aracımız 4x2 arkadaşlar. Dediğim gibi hibrit motor. Burada biraz ben teknik detaylara giriyorum sevgili Evet. Sibel. Burada güzel olan taraf tabii ki 48 voltluk elektrikli motorun aracın verimliliğine katkısı. Hem performans anlamında hem de yakıt verimliliği anlamında. Biliyorsunuz Jeep Kompas'ı tanıyanlar, kullananlar, daha önce sahip olanlar yakıt benzinli olunca biraz fazla yakıyor. Yani 10 litreleri görüyorduk. Ama şimdiki bu 1.5'lik benzinliyle 48 voltluk elektrikli motorun bir arada çalıştığı hibrit sistemde ben uzun yolda evim Bayramoğlu'ndan Sarımsaklı'ya geldiğimde 5.9'la kontağı kapattım. Sonra tatilde sürekli dur kalk yaptım yakın mesafelerde. Şehir içinde bir tık yakıt tüketimim arttı. O da 6.5 seviyelerinde. Hani en fazla zorlasanız 6-9. Çünkü her şey bir anda da çalışıyor biliyorsunuz. Klimalar vesaire ve dur kalk trafik çok fazla. Böyle baktığınızda bence gerçekten yakıt anlamında verimli. Dışarıdan baktığında çok cool, çok premium bir araç ama yakıt verimliliği konusunda da inanılmaz ekonomik bir araç. Bence bu çok güzel bir birleşim. Kaputun altında benzinli motorun hemen yanında bulunuyor elektrikli motorumuz. 48 voltluk akü de arka koltukların altına, yani böyle ortaya gibi konumlandırılmış. Yeni Jeep Kompas'ta şanzıman da değişti. 7 ileri otomatik DCT şanzıman var ki gerçekten verimliliği çok iyi. Devirleri çok güzel alıyor ve hissettirmeden vites atışlarını gerçekleştiriyor. Uzun yolda, kalkışlarda, hepsinde gerçekten pürüzsüz.
Dolayısıyla bu da sürüş keyfini ve konforunu arttırıyor. Ben bu anlamda çok çok memnun kaldım. Bir önceki kompas... 2 kilometre sonra sağa dönün. D-230 Balıkesir İtremik yolu. Teşekkür ederim kompas. Navigasyonumuz da çok iyi çalışıyor. Teknoloji dedik ya. Şimdi ben bu ön kamerada kendi cep telefonumu kullanıyorum. İnterneti o yüzden kapatıyorum. Öyle olunca hemen kompasın navigasyonunu açtım ve gerçekten bize güzel bir yol göstericiliği yapıyor. Bir önceki kompasa göre verimliliğini ölçtüğümüzde yakıt anlamında %15'e varan iyileşme var. Ben 5.9'u gördüm dedim size. Katalog verileri de zaten 5.6 ile 6 litre arası bir ortalama sunuyor arkadaşlar. Aracımızın gücü, benzinli motorumuz 130 beygir gücünde. 240 Newton metre torka sahip. Araç maksimum 193 km saat hıza ulaşıyor. 0-100'ünü ise 10 saniyede gerçekleştiriyor. Yani bu değerlere baktığınızda oldukça makul olduğunu görüyoruz. Şehir içinde de, şehir dışında da aslında güçlü, size beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak bir araç olarak karşımıza çıkıyor Jeep Compass. Bu arada dış kısmını anlatırken atladım. Bu anlattığım S-Limited versiyonda çekme demiri standart olarak sunuluyor arkadaşlar. Güçlü bir araç. İsterseniz karavanınızı ya da yine tekne gibi farklı ağırlıkları arkadan çekebilirsiniz. Evet, gelelim hibrit teknolojisine. 48 voltluk elektrikli motorumuz dediğim gibi yeni Jeep Compass'ta mevcut bulunuyor. Bu motoru araç istediği zaman devreye alıyor. Size belli bir menzil sunmuyor. Kendi gerek duyduğunda, işte ilk çalıştırmalarda, manevra yaparken, park manevralarında özellikle, dur kalk trafiklerde ve otobanda ya da işte yolda belli bir hızda, devirde gittiğinizde araç gerek duyduğunda elektrikli motoru devreye alıyor. Böyle olunca da yakıt tüketiminiz haliyle düşüyor. Daha az zararlı, zehirli gaz salınımı yapıyorsunuz. Emisyon değerlerimiz de düşük oluyor. Bir bakıma da aslında dizel motorlara da alternatif teknolojiler bu teknolojiler. Onlar gibi verimli oluyor, az yakıyor. Sormuştunuz bana çünkü özellikle Ayça kaç kilometre gidebiliyorum diye. Katalog verilerine baktığınızda bunu siz ölçümleyemiyorsunuz ama aracın böyle katalogda bir sürüş boyunca işte hani benzini alıp da uzun bir yol yaptığınızda bunun 45-46 kilometresini elektrikli olarak kullandığına dair bir yazı var. Aynı zamanda da zaten ben bu kısa yollarda, 3-4 saatlik yollarda yani en az bir 4-5 kilometre elektrikli gittiğimi açıkçası hissediyorum. Çünkü zaten önümdeki grafiklerden de onu görüyorum ya da benzinli motorun kapanması aracın içindeki sesi de azaltıyor. O nasıl Sibel, ilk çalıştırdığımızda? Yani çalışıp çalışmadığını anlayamamıştık. Yani ben anlayamamıştım. Birçok kişi anlayamıyor arkadaşlar. Gerçekten sessiz. Aynen öyle. Şimdi ben artık hani o kadar çok elektrikli deneyimlediğim için alışkınım tabii. Ama normalde uzun süre benzinli ya da yani içten yanmalı motorlu araçları kullanan kişiler şu koltuğa geçip kontağa bastığında olmuyor. Arabalara çok yakın olmayan, aşırı neşir olmayan benim için gerçekten güzel bir tecrübeydi ve sessizliği gerçekten çok hoş. Şimdi mesela benzinli motorla gidiyoruz Sibel. Yine iyi değil mi? Evet, gayet güzel. Hiç güzel bir sessizlik var kabinde. Sahip. Rahatsız etmedi bizi. Bir de yol teknolojileri çok iyi. Bu arada çok hassas bir araç. Kendi kendine bize müzik açıyor. Yolda giderken. O neden bilmiyorum çünkü sesli komut özelliği de var. Acaba ben bir şey söylediğimde sesimi yükseltiyor. Hani ses ses falan da diyorum ya böyle. Bir bakıyorum radyo devreye giriyor arkadaşlar. Teknolojilere gelince gerçekten ADAS'ları çok iyi. Bir kere kör nokta, şeritte kalma, göz yorgunluk tespit, levha okuma, ani fren, yaya tespit gibi birçok gelişmiş otomatik park,
özellikleri var. Geri görüş kamerası farklı farklı açılardan 360 derecede görebileceğiniz şekilde. Bunlar benim hayatımı kolaylaştırıyor. Sen de görüyorsun değil mi? Evet. Ekranda dijital. Evet, ekran. Grafikler. Gayet açık daha. Okunaklı. iPhone'umuz var. CarPlay özelliği telefonum. Bu navigasyon, pardon şu an navigasyon açık ama ekranda full açıktı. Mesajlarımı okuyabildim WhatsApp'tan. Spotify'dan müziğimi açabildim. Her türlü telefon erişimimi aslında buradan sağladım arkadaşlar. Yani aslında toparlayacak olursak Jeep Compass C segmenti bir SUV olarak yeni e-hibrit teknolojisiyle yakıt verimliliğiyle ve sunduğu teknolojik özelliklerle bence ihtiyaca fazlasıyla cevap veren bir araç. Sadece yakıt verimliliği değil, Jeep ikonik bir araç olmasıyla zaten ünlü SUV segmentine ismini vermiş bir araç. Sen mesela Jeep tarzı araçları seviyorum diyor musun? Evet. Bu çok büyük bir şey değil mi arkadaşlar? Hani Serpak'ın var mı demek gibi bir şey. Serpak marka aslında, kağıt mendil istiyorsun. Aynen. Jeep de bir marka aslında, SUV model seviyorsun yerden. Dolayısıyla zaten sektördeki yeri belli. Ama Jeep Compass Türkiye şartlarında yakıt ekonomisiyle daha ulaşılabilir, daha kullanılabilir olmuş. Dış görünüşüyle de çok premium bir havası olan, gerçekten bence hak ettiğinin üzerinde bir görüntüsü olan bir araç. Evet Sibel'cim, eşlik ettiğin için teşekkür ederim, teşekkür ederim videoma. Bizim de bir anımız oldu sevgili kuzenimle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu likelayın. Beğendiyseniz başka arkadaşlarınızla paylaşın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Size Edremit, Erdek arası yoldan selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.